Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde AB'nin Moskova ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini iletti. Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada Yüksek Temsilcinin Putin'le Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 76. oturumu marjında görüştüğü belirtildi. Litvanya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Huawei ve Xiaomi tarafından üretilen cihazlar için ikisi önceden yüklenmiş uygulamalarla ilgili bir kişisel veri sızıntısıyla ilgili olmak üzere 4 büyük siber güvenlik riski bulunduğunu ve bu iki markanın kullanılmasına karşı uyarıda bulundu. Litvanya siber güvenlik yetkilileri ülkenin devlet kurumlarını Çin'in akıllı telefon markalarının kullanımını bırakmaya çağırıyor. Türkiye ile Ukrayna savunma sanayi alanında işbirliğini artırıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Türkiye'nin SİHA'sı Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulacağını belirtti. Fransa'da Uluslararası Af Örgütü ve iki farklı kuruluş Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan silahların belgelerinin açıklanması için Paris yönetimine dava açtı. Silahların Yemen'deki sivillere karşı kullanıldığı iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Abu Zayt, hiç kimsenin mültecilerin geri dönmesi için Suriye'nin uygun bir ülke olduğunu düşünmesinin zamanı değil, Suriyeli sivillere yönelik savaş devam ediyor dedi. Komisyonun 1 Temmuz 2020-30 Temmuz 2021 döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 46 sayfalık rapor, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde devam eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 48. oturumunda sunuldu. Apple'ın Instagram ve benzeri uygulamalar üzerinden köle ticareti yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Facebook'u uygulama mağazasından ürünlerini çıkartmakla tehdit ettiği öğrenildi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünya halklarının destan mirasını korumak amacıyla 6. Dünya Halk Destanları Festivali başladı.